Emin Çolaşan'ın köşe yazısı. Başlık, Türkiye Yüzyılı Hayırlı Olsun. Sevgili okurlarım sokakları hepimiz belli ölçülerde biliyoruz, yani neler olduğu konusunda kendimize göre fikirlerimiz var. Milyonlarca insanımızın yüreğindeki ilk sırayı hep aynı konular alıyor. Korku ve mutsuzluk, zihinlerimize zamp gibi yapışan bu kavramları üzerimizden bir türlü atamıyoruz. Memleketin herhangi bir yerinde bir gece kondu yanıyor kapısında Türk bayrağı asılı bir baraka ve beş küçük çocuk o barakada yanarak can veriyor. Elektrik sobası devrilmiş. Baba hapiste, anne sokaktan topladığı çöpler ve hurdalarla yaşam savaşı veriyor. Devlet ortada yok, ailenin dertlerine el uzatmamış. Küçüklerin yanmış cenazeleri cami avlusunda. Küçük tabutlar sıra sıra dizilmiş. Cenaze namazı kılınırken babanın kolunda kelepçelerle getirildiğini görüyoruz. Türkiye yüzyılı işte bu. Hani kendi kendilerine gelin güvey olup Cumhuriyet'in 100. yılını, Türkiye yüzyılı, ilan ettiler ya, işte o hikayenin devamından küçük bir kesit. Temenler diploma töreninde kılıçlarını çekip, Mustafa Kemal'in askerleriyiz, diye slogan atmıştı. Ya kimin askeri olacaklardı? Böyle bir slogan atma meğer tören programında yokmuş. Hepsi yüksek disiplin kuruluna sevk edildi. Karar bu ayın sonunda açıklanacakmış. Kişisel tahminimi söylüyorum. En azından bazılarına ağır cezalar verilecek ve hayatları kaydırılacak. Yanılmayı dilerim. Bu da Türkiye yüzyılı. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler televizyonda söyledi. Recep Tayyip'in daha önce açıkladığı gibi İsrail'in Türkiye'ye saldırması söz konusuymuş. Avuç içi kadar İsrail Türkiye'ye saldıracak ha. Buna kargalar bile güler. Yüzlerce kilometre uzaktan gelip bizi vuracak, Türkiye'ye şu veya bu biçimde zarar verecek. Olacak iş midir bu? Alın size bir Türkiye yüzyılı hikayesi daha. Bazı Orta Asya ülkeleri toplanmış ve aralarında Türkiye'nin de olduğu ülkelerin onayı ile bizim alfabemizi de değiştirme kararı almış. Latin harflerinden oluşan 29 harfli alfabemiz 1928 yılında kabul edilip yürürlüğe girmişti. Şimdi Orta Asya toplantısında yeni bir karar alınmış. Türk cumhuriyetlerinin ortak alfabe harfleri bundan sonra 34 adet olacakmış. Komediye bakar mısınız? Bizim alfabeye Türkçede yeri olmayan W ve X gibi harflerle birlikte bilgisayarda nasıl yazıldığını ve ne işe yarayacağını bilemediğim üzeri değişik bir biçimde noktalı N, A, Ü gibi bir takım neydi belirsiz harfler de eklenecekmiş. Alfabemizi bile birilerine Hele de Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan gibi bazı ülkelere kurban verdiğimiz anlaşılıyor. Harflerimizden bugüne kadar bir şikayetimiz var mıydı? Harflerimizin ya da alfabemizin bir eksiği fazlası var mıydı? O halde nasıl oluyor da bu saçma sapan, zırva, işimize yaramayacak harfleri kabul ediyoruz? Bunlar durup dururken olmuyor. İşin doğru olduğunu o toplantılara katılan Recep Tayyip bize anlatıyor. Türkiye yüzyılı işte böyle oluyor. Önümüzdeki günler ve haftalar meclis çok kritik. İktidar etki ajanlığı diye bir kavram keşfetti. Bundan sonra herkesin ağzından ya da kaleminden çıkacak her sözcük suç olacak. Memleketin düzenini bozmak, teröre destek vermek, yabancı ülkelere hizmet vermek gibi suç iddiaları ile Üstelik bu etki ajanlığı maddesinin görüşmeleri yakında başlayacak olan noterlik kanunu içine gömdüler. Geri çekilmediği takdirde AKP MHP oylarıyla kabul edileceği kesin. Yoğunlaşan tepkilerden ürktüler, şimdi teklifi geri çekiyorlar. Üzerimizdeki baskılar yetmiyormuş gibi milletin başına bir de etki ajanlığı belasını yamamaya hazırlanmışlardı. Türkiye yüzyılı Sevgili okurlarım, bu, Türkiye yüzyılı, konusu çok geniş. Bakın günümüzdeki Türkiye'ye ve üzerinde ciltler dolusu kitaplar yazın. Yazmak için ille de gazeteci falan olmanız gerekmez. Bu ülkede yaşamaya çalışan sıradan vatandaş olmak yeter. Yaşasın, hayırlara vesile olsun Türkiye yüzyılı. Bu yazı Emin Çolaşan'ın köşe yazısından seslendirilmiştir. Dinlediğiniz için teşekkürler. Bu yazıyla ilgili yorumlarınızı lütfen belirtiniz. Kanalımıza hala abone olmadıysanız, abone olarak ve videolarımızı beğenerek bize destek olabilirsiniz. Abone olmanız ücretsiz olarak sürdürdüğümüz yayınlarımızı devam ettirebilmemiz için çok önemli. Sosyal medya hesaplarımızdan da bizi takip ederek yayınlarımızdan çıktığı anda haberdar olabilirsiniz.